Fenerbahçe'nin 11 kaliteli oyuncusunun diğer rakibi Beşiktaş'ın 11 oyuncusuna karşı çok açık işte teknik olarak, taktik olarak, fizik olarak üstünlüğü vardı. Yani ikinci yarıda bakıldığında Beşiktaş hiç yoktu. Hadi bir oyunun 15 ilk 10-15 dakikasında belki bir şey yapmaya çalıştı, oyunu dengelemeye çalıştı. Yani başa baş mücadele etse sonrasında hiç yoktu. Tabii değerli hocalarım zaten teknik yönden analiz ettiler ama bu maçın sonucu itibariyle bu Rıza Çalınbay'a yazacak bir sonuçtur. Yani her ne kadar hoca maçtan sonra benim lider oyuncularım gerekli şeyi göstermiyorlar diye takımdaki bazı oyuncuları suçlama demeyeyim ama yani Hedef hedef gösterdiler. gösterse de sonuç itibariyle takımın teknik direktörü Rıza Çalınbay. Yani iyi olsaydı o övülecekti. Bugün kötü sonuç varsa evet oyuncularla ilgili ciddi sorunlar belli ki ligi bırakmışlar. Yani bir lig şeyi falan yok. Hepsi zaten havlu atmış ligi. Hoca da bu Bu onu takımı ben gösteriyor. Ve seçmedim, sezon başı yoktu dedi. bir gün önce Sayın Başkan ziyaret etti yeni başkan. Demek ki hiç orada nasıl bir şey oldu, nasıl bir diyalog geçti. İşte yeni sportif direktör Samet Aybaba, işte yönetici Feyyaz Uçar. Yani nasıl takımla bir konuşma yaptılar. Böyle bir önemli bir maç var değil mi? Herhalde bilmiyorum bir şeyler söylemişlerdir. Yani bir motivasyon, belki bir prim müjdesi açıkladılar mı ki bize gelen habere göre hiç öyle bir şey de olmamış. Yani takım da böyle bu maça tamamen bir şey maçı olarak bakmış herhalde. Yani işte rakip zaten çok iyi. Favori, Favori formda. favori de maçı kazandı. Bundan sonraki süreçte ben hocanın bir iki maçlık şey olduğunu düşünüyorum artık. Yani bir tane daha böyle bir kayıp yaşarsa Beşiktaş'taki o kısa dönemi biter. Ne olur? Benim duyduğum yabancı zaten teknik direktör getirmeyi düşünüyormuş şu anki yönetim. Ama bunu sezon ortasında ikinci yarının başıyla mı yapmayı planlıyor? Eğer bu şekilde devam ederse ikinci yarının başıyla bu plan devreye girebilir. Yok, belki takım bundan sonraki işte kapanışa kadar olan süreçte birkaç maç daha iyi bir şey çıkartırsa Rıza Hoca'yla da devam edebilirler. Ama genel olarak düşünce yabancı bir teknik direktörle yola devam edileceği yönünde. Tabii takımdaki oyuncuların niye bu kadar motivasyonları düşük, neden bu kadar yani fizik olarak da niye bu kadar düşükler, kendilerini bırakmışlar? Bunun nedenlerinin içinlerini herhalde Ümraniye'de yani hoca biliyordur kısa süre oldu geleli ama sonuçta onların işi hiç de kolay değil. Önce bir Şenol Hoca dönemi, arkasından Burak Hoca dönemi, arkasından Rıza Çalınbay dönemi. Arka arkaya 3 tane teknik direktörle çalıştılar. Ama bütün bunları bir kenara bırakırsak sonuçta işte 40 bin taraftarınız var. Size de çok ciddi destek verdiler. Çok ciddi tezahürat yaptılar. Yani bakıldığında motivasyon açısından her şeyi yaptı taraftar 12. adam ama buna rağmen tamamen teslim olmuş sahada bir takım vardı. Beşiktaş bence bugün itibariyle lige havlu attı. Avrupa'ya zaten havlu atmıştı. Geriye bir tek Türkiye Kupası kaldı. Ki orada da çok kolay bir kura çekmedi. FFP1'in en kuvvetli takımıyla eşleşti. Şimdi burada Beşiktaş'a bir masaya yatıracak olursak bizim yani bir sene öncesine kadar geriye doğru sarmamız lazım. Şimdi çok kolay yapıyoruz bu işi. Ne yapıyoruz? Şenol Hoca ile geldi. Ondan önce işte Valeri İsmail'di, Önder'di. O da yarım devre Tabii geldi ikisi Valeri de değil mi? İsmail'di, Önder Hoca'ydı. Sonra Şenol Hoca'ydı. Sonra o ara Burak Hoca baktı. Sonra en son Rıza Hoca'ya geldi. Şimdi bu aşamalarda neler oldu? Baktığın zaman o yanlışlıklar o zamandan beri gelen bir sürü yanlış var. Bugün bu sahaya çıkan oyuncular o zamandan kalan oyuncular. Biz şunu bekliyoruz. Şimdi Rıza Hoca geldi. 4 maç takımın başında. Aa, tamam oynatamadı. Tamam da zaten takım bitmişti. Takımın içindeki diyorum ya yani bir takımda dışarıdan bakabiliyorsun görüyorsunuz. Şimdi Rea Hocam da oynadı. Cem Hocam da oynadı. Şimdi bir bakıyorsun takıma. Bence oyuncular birbirleriyle konuşmuyorlar bile artık. Yani o derece öyle bir kopuk ortam var. Her şey bitmiş. Şu anda kim geldi işte? Samet Hoca geldi, Feyyaz Hoca geldi, yeni bir yönetim geldi, Rıza Hoca var. Bunlara tekrar yeni bir motivasyon sağlamak kolay iş değil. Şimdiden mesela diyorsun, yani hocayı konuşuyorsun.
Hoca diyorsun işte bu maç kötüydü. Bir maç daha kötü olursa hocayı gönderdin de bu oyuncularla devam ediyorsun. Bu oyunculardan hangisini göndereceksin? Esasında şimdi oturup o yapılanmaya şimdiden başlaman lazım. Artık sezonu bitirdin. Kaçan travma büyük. Bir tek geriye Türkiye Kupası kalmış. Ve bundan sonra maliyeti yüksek bir takım var elinde. Gene transferlerden bahsediliyor. Ama ilk önce elindekilerle de bir vedalaşman lazım. Çünkü bu oyuncular burada kaldığı müddetçe çoğu için geçerli. Hani Fazıl Şen dedi, ilk önce bir oyuncularla konuşacağız, olmazsa yolumuzu ayıracağız. Buna doğru gidiyor. Ve son sürat gidiyor bence. Da hangi oyuncularla işte? Bir de o var. Onu artık seçecekler. Yani kendileri bakacaklar. Yabancı oyuncuların içerisinde bir tanesinin galiba mukavelesi bitiyormuş. Bilmiyorum doğru mu? Hepsi devam ediyor hocam. Hepsi devam ediyormuş. Yani onlarla yani vazgeçmek yani için de belli bir ücret ödeyeceksin. İşte şuradan diyorum yani. Geriye dönüp bir iki senelik olay bu yani. Bu onların uzantısı hep. Bu oyuncularla gitmez. Hiçbir oyuncu kolay kolay gitmez. Derbi olduğu için vardan bir boş bir dolu tarafı var. Dolu tarafıyla başlayalım Reha hocam. Fenerbahçe çok zorlu bir derbi neticede bir maçtan 3 puanla ayrılarak liderliğini korudu. Yani, artı avantaj yakaladı. Ya biz Beşiktaş'ı konuşuyoruz da tabii gecenin galibi Fenerbahçe. Tabii. Yani esas Fenerbahçe'nin de konuşulması daha önde lazım. Ya Fenerbahçe galip gelmedi, ezdi yani. Yani derbi herhalde yani bu kadar böyle tek taraflı bir maç yani hatırlamıyorum ben. Yani maça bir de Beşiktaş falan bir momentum falan yakalamadı. Fenerbahçe bildiğin ortak etti. Kendi bireysel hatası, Çiku'nun topa gitmemesi, topu beklemesi, Samet'in gereksiz penaltı yaptırması maçı ortak etti. Yani Beşiktaş takımının yani neredeyse 2-3 fark avansla oynasa Fenerbahçe galip gelecek bir hali vardı. 3.94 gol beklentisi hocam. Normal. Yani bu verilere baktığında zaten şimdi en fazla gol beklentisi şu Beşiktaş'ın kodlaması Rıza Çalınbay'la. Şimdi Rıza Hoca büyük takımda oynadı. Tamam. Ayrı bir şey. Büyük Beşiktaş çalıştırdı. Trabzonspor büyük takım. Senelerdir Anadolu takımlarında çalışıyor. Tamam. Şimdi sene olmuş. 21. yüzyılın bir çeyreği bitecek. Sen orada Necip'le başlıyorsun. Salih ile Hacı Ahmet Avuç orada oturuyor. Büyük takım. Getson pas oyununda yok zaten. Atletik hızlı bir oyuncu. Hı hı. Chamberlain evet ofansif yetisi ama senin pas oyunun yok. Sen şimdi vurarak, kırarak, bu böyle maç değil ki, Anadolu takım değilsin. Sen 40 bin taraftarı almışsın. Sen topu ayağındayken oynayacaksın. Topu hareketlendiren, tempoyu belirleyecek Necip mi sana? İyi niyetli olabilir, kaptan olabilir, tamam. Ya sen Necip'ten vazgeçmiyorsun. Hiçbir hazırlığı yok. Programın önünde söyledim. 43 tane gol atmış, 28 tane asist, 71 gole katkı yapmış. Sen Şimanski, İrfan, Tadiç, Ceko dörtlüsüne hala kendi yarı alanında kabul ediyorsun ya. Ya bir takım pres yapması etmesi 5 haftadır takımla çalışıyorsun. 90 dakika yapmayabilirsin. Bir sıkıştırsın bir şey yaparsın. İlk takım oyunda söyleyeyim ya Antalya maçı. Deplasmanda Ankara gücü maçı. Bu referanstır. Bunlar 45 dakika Fenerbahçe'yi sıkıştırmıştır. Ne dersini çalışma ne strateji hiçbir şey yok. Rıza Hoca demedi mi ya? Ben bu takımla işte kupalar kazanırım falan mesela bu takım iyi demedi mi? Şimdi diyor ki oyuncular söylediğimi yapmadı. Ne söylemiş Rıza Hoca merak ediyorum ya. Ne söylemiş? Fenerbahçe'nin F'sini çalışmamış, analiz etmemiş. Şimdi bir de şu var. Yani şikayet bu kadar şimdi maçtan sonra da şikayet oyuncu üzerinden edersen cesaret veremezsin oyuncu topluluğuna. Cesareti olmayan topluluk da hareket edemez saha içinde. Beşiktaş takımı evet çok kötü. Bu kadar puanı da iyi toplamış ha Beşiktaş takım. Buralarda da iyi. Beşiktaş normal yani orta sıralarda 10-11. Sırada olması gereken. Evet içi boşalmış. Çok kötü bir durumda Beşiktaş. Daha önce de söyledik dedik gelir gelmez başkanın ilk icraatı. Evet bu oyuncuların kontratı var. Kadro dışı bırak 2-3 tanesini ya. Çağır menajerlerini konuş.